Evet, şu anda arkadaşlar veri dönüşümleri konusuna geldik. Bu konu arkadaşlar hep deneyeceğiniz bir konu. O yüzden ben tüm size buradaki metotları denemeyeceğim arkadaşlar. Örneğin elinizde integer bir değer var arkadaşlar. Şu şekilde string'e çevirebilirsiniz. Veya formatlı bir string'e çevirebilirsiniz arkadaşlar. Burada string'i değerlendirip bir nesne döndürebilirsiniz. Eyvallah. Bunu tabula çevirebilirsiniz. Listeye çevirebilirsiniz. Sete çevirebilirsiniz. Dictionary'ye. Ve diğerleri de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu veri tiplerini kullanmanız mümkün. Hatta şunu da diyeyim arkadaşlar. Örneğin x dediğinizde arkadaşlar hexadesimal karşılığını görebilirsiniz. Ord dediğinizde tek bir karakter karşılığını görebilirsiniz. Bu tür arkadaşlar çevrim metotları var. Ve arkadaşlar integer'a çevirip iki tabanındaki karşılığını da base olarak yazıp bir dönüşüm yapabilirsiniz arkadaşlar. X değerini bir tam sayıya dönüştürebilirsiniz. Örneğin string bir ifade var elinizde arkadaşlar. Bakın ondalık kısmını dahi belirleyebilme şansı duruyor. Ama şu iki tane ince taraf arkadaşlar seçimlik. İsterin kullanın, ister kullanmayın arkadaşlar. Burada long var, float var, kompleks sayıları var. Evet arkadaşlar bunlara girmiyorum ama şöyle derslerimde her zaman sorduğum bir örnek vardır arkadaşlar. Burada soru olarak size sorayım. Hatta kod bölümünü açalım. Diyelim ki arkadaşlar elimizde bir liste var. List 1 diyelim ismine. Ve içinde sayılar var arkadaşlar. Fakat dikkat ediyorsunuz. Tekrarlayan sayılar, tekrarlamayan sayılar. Arkadaşlar bayağı örneğin 4 çok tekrarladı. 5 var, 6 var. İşte. Arkadaşlar ben size desem ki bunlardan unique, benzersiz bir liste oluşturun. İngilizce kelimelerden de kaçamıyoruz arkadaşlar. Ama alışırım bunlara da çünkü iş alanına girdiğinizde arkadaşlar bu kelimeler çok kullanılıyor. Önce içeriğini bir görüntüleyelim isterseniz. Düşünmeniz için de arkadaşlar fırsat veriyorum burada. Hemen aklımıza şu geliyor. Klasik programlama dillerinde. Hocam bir for döngüsü yapacağım. Boş bir liste açarım. O listeye veriyi atarım. Dördü gördüm attım. Sonra ikinci elemana geçtiğimde elimdeki elemanlarla karşılaştırırım. Yoksa eklerim. Var mı? Var. Eklemem. Yoksa eklerim. Var mı? Var. Eklemem. 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 Arkadaşlar iki tane for iç içe kullanırsanız bu işi çözebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bizim tavsiye ettiğimiz bir yöntem değil. Bu arada şunu da size söyleyeyim. Python arkadaşlar sonradan gelen bizim gibi C'den gelen kişiler Python'da arkadaşlar biraz zorlanırlar. Şöyle ki uzunca kod yazmaya kalkarlar. Ama aslında Python arkadaşlar bu tür durumlar için çok kolay çözümleri vardır. Bunları araştırmanıza yarar var arkadaşlar. Bunun için de bir çözüm var tabii ki. Arkadaşlar set ifadesi. Set sonuçlarını da şöyle yapalım. Direkt set desem olacak mı bakayım. Set arkadaşlar bir küme yaratıyor. Ve bu kümeye benzersiz oluyor arkadaşlar. Ve setin içine bakın list 1'i atıyorum. Hemen diyeceksiniz hocam burada set diye bir şey vardı. Ben de gördüm bunu arkadaşlar. Bir sete dönüştür demişim ama açıklaması yok. İşte arkadaşlar burada kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bakın arkadaşlar bunlar sadece value'lar. Bunların bir key'i yok. Bakın süslü parantez yaptı oradan. Bunu tekrar listeye çevirmek istiyorsunuz. Evet, bu set arkadaşlar bir dictionary'ye benzer bir veri yapısı. Ama ki, dediğim gibi key yerine sadece value'lardan oluşuyor. Olabilir. Şimdi arkadaşlar ben bunu tekrar set ettiğimde liste dışına çıktığını gördüm. Ben bunu liste yapmak istiyorum. Hatta ve hatta arkadaşlar list 2 deyip sonuçları da oraya atmak istiyorum. Sonuçları ileride bir yerde kullanacaksınız belki. Bakın arkadaşlar bu şekilde listeye de çevirebilme şansınız var. Evet arkadaşlar Python'da kod yazarken size tavsiyem bu arkadaşlar. Yani kesinlikle zor yöntemlere gitmeden önce arkadaşlar bir araştırma yapın o konu hakkında.
Tabii burada anahtar kelimeleriniz çok çok önemli. Listeden benzersiz değerleri nasıl çekeceğim? Bunu Google'da çektiğinizde, sorduğunuzda eminim ki arkadaşlar ilgili web sitelerine ulaşacaksınız. Oradan site ulaştığınızda arkadaşlar bu işlemi yapabilirsiniz. Ama şu anda bir anlamda site öğrendiniz. Artık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada şimdi ilgili web sitesine ulaşabilirsiniz dedik de bir anahtar kelimeleri nasıl seçeceğinizi göstereyim size. Örneğin ne dedim? Benzersiz olacak. O zaman aklıma gelen şu arkadaşlar. Unique. Değerler olacak. Values. From list. Listeden olacak. Ve Python'da arkadaşlar. Bu şekilde bir arama yaptığınızda bakın gerekli Stack Overflow'u kullanabilirsiniz. Ben severim. Arkadaşlar diğer taraftan bu da iyi bir sitedir. Bunu da kullanabilirsiniz. Bakalım Stack Overflow ne diyor? Adam diyor ki tam dediğim işte olay. Bakın elimde böyle bir liste var diyor. Şuna şuraya getireceğim diyor. Şöyle bir kod yazdım diyor. Benim söylediğim kod arkadaşlar before döngüsü. If var mı yok mu ona göre çıktıyı koy. Bu da diyor ki arkadaşlar benim dediğim diyor bakın. 1097 kişi tarafından arkadaşlar onaylanmış bir yöntem. Set yap diyor, print yap diyor. İstersen seti diyor, liste çevirebilirsin diyor. Arkadaşlar benim dediğimi yapmış işte. Gelin şu ikinci siteye de bakalım. Burada diyor ki hemen yorumlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Metot 1 var diyor. Bu arkadaşlar liste üzerinde gezinmeyle çözecek. Benim ilk dediğim yöntemi anlatıyor. Buraya bir fonksiyon yazmış arkadaşlar. Unique diye. Bu fonksiyon boş bir liste yaratıyor arkadaşlar. Eğer bu liste içinde değer yok ise mevcut liste içindeki değeri arkadaşlar ekliyor. Bu şekilde giden arkadaşlar bir kod. Bakın bu klasik çözüm. Yani Python bilmeyen birisi arkadaşlar bu şekilde çözer. İkinci yöntem var mı? Evet var arkadaşlar. Seti kullanma. Bu tam benim istediğim gibi anlatmış açıkçası. Ben de size böyle anlattım arkadaşlar. Set kullanarak da bu işi yapabilirsin diyor. Set içinde arkadaşlar unique fonksiyonu bu sefer modifiye etmiş. Demiş ki set list. Bakın arkadaşlar tek satırla işi çözmüş. Listeye çevirmiş ve ekranda görüntüsünü almış arkadaşlar. Şu ekrandaki görüntü size kalmış arkadaşlar. Yani şu görüntü olayı da yerine return arkadaşlar şu değeri döndürebilirdiniz. Print'le de gösterebilirdiniz arkadaşlar. Evet. Görüldüğü gibi bizim dediğimiz gibi arkadaşlar internette de benzer sonuçlara ulaşabiliyoruz.